Değerli dostlar, merhabalar. Hemen basit bir soru. Arka fonda çalan müziği bakalım ilk önce kim bilecek? Videonun altına yorum olarak bekliyorum. Dinleyelim. Sanırım bu kadar yeterli olmuştur. Bakalım ilk önce bu eski klasiklerden yer alan bu şarkıyı kim bilecek? Evet, bu seferki kitap tanıtım köşemizde yazarın Türkçe'ye çevrilen ilk kitabı. Mekanik. Ian Trigilis'in, değerli dostlar, bilim kurgu türünde April Yayıncılık tarafından 2020'nin başında piyasaya çıkan, hatta Amazon UK tarafından yılın kitabı seçilen, ayrıca Amazon dünyada kitap satışıyla özellikle bugünlere gelmiştir. Bunun da bilgisini verelim. Evet, Ian Trigilis'in mekanik bilim kurgu türünde, hatta büyük üstad George R.R. Martin'in bu eser hakkında üstün bir yetenek yorumu da yer alıyor kitabımızın ön tarafında. Şöyle size yakından da göstereyim. Bizden satın almış olduğunuz birçok kitapta olduğu gibi bu kitabı da streçlemişiz. April Yayıncılık tarafından basılmıştır. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 37 TL'dir. April Yayıncılığın o muhteşem çıkarmış olduğu eserlerden olasılıksız empatiyi eminim ki birçoğunuz bilecektir. Bu eser de o türe yakın diyebilirim. Olasılıksızı kime sattıysam, kim okuduysa elinden bir türlü bırakamamıştır. Genellikle ilk yorum bu şekildir. Empati için de aynı yorumu defalarca okurlardan aldık. Hemen arka tanıtım yazısına geçiyoruz. Adım Jax. Bu ismi bana efendilerin bahşetti. Ben bir köleyim şimdilik. Spekülatif kurmacanın usta yazarı Ian Trigilis'i tanışın. Fonda felsefi punk gösteri var. Karşınızda ise simya düşleri, mekanik adamlar ve olası gelecek. Asimov'un izinde Trigilis. Asimov'u da okumayan varsa değerli dostlar aramızda kesinlikle kitapları incelemenizi öneririm. O da İtaki Yayıncılık tarafından basılır. Asimov'un izinde Trigilis, robotikse tarihi kurmacayı birleştiriyor. Özgür irade ve insanlığı sorguluyor. Mekanik yalnızca bir başlangıç demiş yazarımız. Kısaca söylemek gerekirse mekanik eseri doğaya, inanca, özgür iradeye dair bir roman diyebiliriz. Toplam tabii ki sayfa sayısını da belirtelim. 435'tir değerli okurlar. Son kısmında da bir teşekkürler notu yer almaktadır. Şöyle bir önünü kurcalayalım. Birinci kısımla karşılaşıyoruz. Bu aralar özgür iradeyle alakalı çok fazla kitap elime geçmeye başladı. Kant'ın Pratik Aklın Eleştirisi, özgür iradeyle karşılaştım. Daha sonra Mark Twain İnsan Nedir eserini okudum. Özgür iradeyle karşılaştım. Burada da aynı şekilde Ian Trigilis'in Türkçedeki ilk roman olan Mekanik'te de özgür iradeyle karşılaşıyorum. Nedir bu özgür iradeyle benim alıp veremediğim dedim şu anda içimden. Eseri okurken Spinoza'dan büyük matematikçi Huygens'a kadar birçok isimle karşılaşmaktayız. Yazım tarzı, üslubu olarak da Asimov'a oldukça benzediğini söyleyebilirim. Bir küçük bir eleştiri de yapalım, daha doğrusu yayın evini eleştirelim. Kitabı biraz teminde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Türkiye'nin en eski internet satış mağazalarından biri olan Kitap Yurdu'nda bile mesela eserimiz yoktur. April Yayıncılık'ta zaten son zamanlarda biraz sıkıntılar var. Olasılıksız empatiyi temin ederken de sıkıntı yaşıyorum. Mekanik içinde epey bir süre arkadaşlar beklemek zorunda kaldım. Eserimizin çevirisinde Algan Sezgin Türedi gerçekleştirmiştir. Buradan kendisine de teşekkürlerimizi
sunalım. Ülkemizde genelde bilim kurgu türünde kitapları İtaki yayınlarından görmekteyiz. April yayıncılık tarafından bilim kurgu türünde basılan bu mekanik kitabı şahsen benim hoşuma gitti. Tabii fazla reklamı yapılmadı. Eminim ki siz de birçok sosyal medyada vesairede bu eserin reklamına karşılaşmamışsınızdır. Şahsen ben karşılaşmadım. Şimdi bazı eserler vardır, çerez gibi kısa zamanda tüketilir, yoğun bir talep olur ve kısa zaman içerisinde de kitap tamamen unutulur gider. Mesela olasılıksıza empatiye baktığımız zaman bunun tam tersinde karşılaşmaktayız. Bir eserin, bir kitabın içeriği ne kadar doluysa bu okudukça okuyanlar arasında ağızdan ağıza dolaşarak zaman içerisinde büyük bir satış rakamına ulaşabiliyor. Bazı kitaplar kısacası kendi reklamını yapar. Benim şahsi düşüncem mekanik eseri de uzun bir süre raflarda yer alacaktır. Okurlar okudukça birbirlerine etrafına tavsiye ettikçe olasılıksız empati kadar bilinecek diye düşünüyorum. Ayrıca tam bir film havasında bir eser olduğunu da belirtmeyeyim. Hayır, beyaz perdeye de yarın öbür gün aktarılırsa hiç şaşırmayın. Herhalde videoları çok uzun tutmak istemediğim için son bir söz olarak kitap tanıtımlarıyla alakalı kanalımızdaki tavsiyelerinizi, görüşlerinizi videomuzun altına yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Sizin bu konudaki görüşleriniz, önerileriniz benim için çok çok önemlidir. Videomuza beğeni bırakarak, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki yeni bir kitap tanıtımı köşemizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.